Dünyanın değerli meclisçileri, hepimizin bildiği ambarlar verilmiş şu anda Suudi Arabistan kaybetli bir şirketin AK zirve adlı bir şirketin devam etmekte olan inşaatı, imar yoğunluğunun yüksek olduğu inşaatı var. Onun önünde de biz çok mecliste burada gündeme getirmiştik. Onların satış ofisinin kaçak olduğu, yeşil alana yapıldığı, bu kaçak yapılan satış ofisi olarak kullanıldıktan sonra bir vakıf Gençlik Vakfı'na devredeceğiz. Şimdi de çok zikretmiştim. Murat, bu isim Türkiye'nin her tarafında arzalar, plazalar zaten yürümeye devam ediyor. Tabi Zeytinburnu Belediyesi bu konuda etkisiz kılındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Büyükşehir Belediyesi de etkisiz kılındı. Oradaki imar verilmesi, planlamanın yapılması tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bizzat da Cumhurbaşkanı kontrolünde yapılan bir konuydu. Böyle yerler genellikle soru şeye çıkıyor. Oradaki artık fazla veya artık fazlalığın dışındaki kalan arsalar veya satış ofisleri veya binalar bir şekilde vakıf adı altında yerlere veriliyor. Ama binalarda genellikle hazine arazisi üzerinde ya da kaçak olarak yeşil alanlar üzerinde yapılıyor veya işte dediğimiz gibi terk edilmiş 18. madde vasıtasıyla terk edilmiş yerler. Bir bakıyoruz dönüp dolaşıp bir vakfa aynı vakfa dönüyor gidiyor. Şimdi burada şöyle bir konu var. Bu ambarlar yıkılırken oradaki insanlar içindeki eşyaları taşımadan, yani ambarları işleten nakliyat firmaları içindeki kantarlarını, yazıhane ofislerini, bilgisayarını taşımadan çevik kuvvetli valilik gücüyle binaları başlarına yıkıldı. Şimdi aynı valilik değişmiyor. Devletin devamı esaslı. Bir açıklama yapıyor. İşte Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi 284 adı 59 parsel sayılı yerde bulunan 1880 metrekare yüz ölçümü taşınmaz 17.6.22 tarihinde hazineye devredilmiştir. Bu kararla birlikte 4706 sayılı kanun gereği kamu mülkiyeti üyeti kazanmıştır. İBB, Zabıta Daire Başkanlığı'nın hazine ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkında yıkım kararı tarafımıza bildirilmiştir. İstanbul Valiliği olarak bu yapı hakkında yıkım kararı uygulanmasının telafisi mümkün olmayan kamu zararı vereceği olarak değerlendirmekteyiz. Ayrıca gençlik merkezi olarak planlanan bu bina hakkında hukuki süreçte devam etmektedir. Yasal süreçte dahi tamamlanmadan alelacele yıkım kararı uygulanmasının yaşanabilecek kamu zararını önüne geçirmek için yıkım işleminin yapılması yönündeki bildirimlerimize talimat verilmiştir. Yani yıkılmasına talimat verilmiştir. Ayrı valilik orada içeride ambarlar esnafının malı, mülkü, marka taşınacak eşyaları var ki yürütmeyi durdurma kararı var ki çevik kuvvetli zoruyla kepçeyle bilmem neyle oraya girdiler. Oradaki çalışan esnafı darp ettiler. Orayı yıktılar. Şimdi yeşil alana kaçak bir bina yapılıyor. Bakın yeşil alana bir kaçak bina yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında yaptığı tespitte plana kaçak inşa yapılmıştır diyor. İBB ekipleri bunu mahkemeye veriyor. İmar mahkemeye veriyor. Mahkeme de İBB'nin lehinde karar veriyor. Yani bina kaçaktır diyor. Ama ne yazık ki o binaları yıkan valilik şimdi kaçak binaya polis terörüne dikiyor buraya yıkamazsınız. Şimdi bu uygulanan adalet ise vatandaşın siz 1 metrekare 50 santim bir binanın üzerine çatı katını piyesini yükselttiği zaman zanoklu 42. madde düzü yıkım kararı çıkartıyorsunuz. Burnumuzun dibinde tabii Zeytin Belediyesi'ni ilgilendirmiyor. Günün başta diyorum ya Zeytin Belediyesi'ni ondan bir haber zaten öyle bir bina yok. Aksırmediği bir inşaat yok. Orada imar yoğunluğu yok. Böyle bir konu Zeytinburnu'da yaşıyor. Tabii bizim vicdanımız sızlıyor. Böyle yeşil alanların, kamu arazilerinin üzerlerine kaçak binalar yapıp sonradan plan tadili ve plan değişikliği yapılarak işte Okçular Vakfı, Tüpçüler Vakfı, TÜK Vakfı, bilmem ne vakfı gibi vakıflar tahsisinden vicdan azabı duruyor zaten. Yeter Zeytinburnu arsaları Zeytinburnu'da kalsın. Zeytinburnu yeşil alanları Zeytinburnu'da kalsın. Siz burada başkanım bu konularda inisiyatif kullanın. Gerçekten o vakıf bu vakıf altında Zeytinburnu'nun mücevher gibi arazileri, yeşil alanları ben açık açık söyleyeyim vakıflar altında soyuluyor.
Yani bu kadar hala doymadı mı? Bu Türk bak, Yeşil bak, bu okçular var, bu Türkçüler bak, ne kadar bak. Ya yeter. Toparladım. Bu konu hakkında konuşmak istedim. Teşekkür ederim başkanım. Hepinizin bildiği gibi bütün büyük projelerin satış ofisleri olur. Bu satış ofisleri 3194'te ilgili şeylerde geri olan ecrimisil yöntemiyle idare edilen yerlerdir. Sadece Maltepe Mahallesi'nde zamanında satış ofisi olarak kullanılıp şu an belediyemizin kullanımına geçen 3 yer biliyorum. Burası da adı geçen yerde böyle bir satış ofisidir. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Başkanı'nın Zeytinburnu'nun ve İstanbul'un gerçek gündemleriyle ilgisi olmadı ve başka bir şey peşinde koştuğu için bu adı geçen yer Milli Emlak'a geçmiş. Şu anda devletin mülkü. Burada temsilcisinin söylediği şey ve dışarıda da tamamen bir niyet okumadır. Zeytinburnu'ndaki kaç tane daha önce satış ofisi olarak kullanılan yer ona buna verilmiş, edilmiş. Bunlar tamamen saçma sapan şeyler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Zeytinburnu'nun ve İstanbul'un gerçek gündemine dönmeye davet ediyor. Ucuz kahramanlık peşinde kimse koşmaz. İnşaat bitince ne olacağını hepimiz göreceğiz. Hepimiz göreceğiz ve siz mahcup olacaksınız. Bu meseleyi siz bile bile Zeytinburnu Belediyesi ile ilgisi olmadığını bile bile buraya getirdiğiniz için de sizi kınıyorum. Sayın Hüseyin, Hasan Hüseyin Üsküdar. Lütfen milletin, İstanbullunun, Zeytinburnu'nun gerçek gündemiyle uğraşın. Ucuz kahramanlık peşinde koşmayın. Şu anda orası devletin bir binası durumundadır. Devlet hepimizden daha çok kendi malının sahibidir. Bu vesileyle bu konu gündeme geldiği için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Sayın Kaynar Burcu. Ömer Şahin diğer meclis üyeleri. Başkanım siz cevap verdiniz ama ben bir cümle de ilave etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de ben bu ifadeyi kullandım. Onun için bu toplamakta mahsus görmüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı yeşil alanlar, kaçak yapılar konusunda eğer gerçekten çok hassas ise Osmanlı arşivleri ile ilgili yazdığı ecrimisin konusunun görüşüldüğü toplantıda ben bunu ifade etmiştim. Kendisi de meclisi yönetiyordu. Yüzden karşıda söyledim. Eğer gerçekten yeşil alan konusunda samimi, yeşil alanlar ve kaçak inşaatlar konusunda samimi ise kendi şiddetinin işgal ettiği Beylikdüzü'nde yeşil alanlar var ve o yeşil alanların üzerinde kendi şiddetini yapmış olduğu kaçak yapılar var. Bıraksın buralarda kamuya ait binaları yıkmaya çabasından ve şovundan, gitsin kendi kaçak binasını yıksın diyorum. Teşekkür ederim. Söz aldım ama vermeseniz de hocam. Demokrasi anlayışı zahirendi zaten. Buyurun. Sayın Başkan, Müsteri, ben Hakkari'deki kaçak, yeşilanda yapan kaçak binadan bahsetmedim. Burnumuzun dibinde Merkez Efendi Mahallesi'nde yeşilan üzerine Arapların yaptığı, adı da aksiyonlar inşaatın yaptığı 7-8 katlı birazdan bahsediyorum. 1800-1800'den beri de kaçak bir yapı var. Zeytinburnu'daki aslından bahsediyorum. Siz diyorsunuz ki bunu gündeme getirmenize kınıyorum. Nasıl kınarsınız? Burnunuzun dibinde siz belediye başkanı Zeytinburnu'da kaçak yapı yapılıyor. Farkında değilsiniz. İki Muhammed Bey de eğer Ekrem İmamoğlu'nda kaçak binaları varsa savcılık orada gitsin, şikayet etsin. Burada gelip Zeytin'in belediyesinde niye şikayet ediyor? O ismini orada mahkemelere yol açıp vatandaşı der ki burada kaçak bina yapmış. Kendisi Büyükşehir Meclis üyesi. Gitsin savcılığa da şikayet etsin. Ben de desteklerim kendisi kim ya kaçak yapıyorsa. Bakın kaçağa karşı sizde bir ilgi var. Burnumuzun dibinde 35 katlı. 16-9 burada. Cumhurbaşkanımız geçer değil. Cevap diyorum, üzüntü duyuyorum. Helikopter yolu üzerinde protokol yolu üzerinde görmedik. Irmak grubunu yaptı, kaçak bina orada, şimdi kaçak, sizin kaçak sevdanız plazalara karşı değil. Ben onu söylüyorum, vatandaş metrekare tuvalet yaparsa yıkarsınız, 50 santim için onların üzerine gidersiniz. Ya zenginden yana bakış açısını da Arap sevdası bakışınızla. Tabii ki siz kendi bakış açısına bakın ama bu konu Zeytinburnu'yu ilgilendirdiği için gündeme getirdim ben. Ben Beylikdüzü'ndeki arsaya da getirmedim, Hakkari'deki, Konya'daki, Rize'deki arsaya da kaçak yapıyı getirmedim. Zeytinburnu Merkez Efendim Mahallesi'nde
İmar yoğunluğu yüksek olan, sizin de elinizden yetkileri alınan, büyükşehir belediyeden yetkilenen, sizi bypass eden, sizi hiç yerine koyan bir anlayış var. Gözünüzün önünde kaçak bir ne yapıyor? Elinizi kıpırdatamıyorsunuz işte. Bu ne? Siz kendiniz de icap edin. Ben de icap değil mi? Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın İçkiler, teşekkür ederim. Milletimiz, aziz İstanbullularımız, değerli zeytinburnular, kimin iş yapma peşinde, kimin gösteri peşinde olduğunu çok iyi biliyor. Benzer bir tutumu bizzat devletin kendi yaptığı Türkiye basketbol üssü konusunda da aynı yönetim gösterdi. Bu da Türkiye, İstanbul, Zeytinburnu'nun gözleri önünde. Ortada bir kaçak yapı yoktur. Adı geçen yapı devletimize aittir. Niyet okumalar, her türlü ezberden herkes pişman olacaktır. Biz işimize bakıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Devlet de işine bakıyor. Tekrar teşekkür ediyorum bütün söz alan değerli meclis arkadaşlarımıza ve gündem maddelerin görüşülmesine geçiyorum.